Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi çok hoş, çok güzel bir şal modeli anlatacağım. Hem çok kolay hem de çok güzel, 2 günde örebileceğiniz bir şal modeli, üçgen şeklinde. İp olarak angora, şöyle simsiz bir krem ip kullanacağım. Tığ olarak ise 2,5 milimetrelik tığla öreceğim. Hemen şöyle kenara alayım, beraber başlayalım. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 7 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen oluşan yuvanın içine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Zincirle birlikte 3 trabzan olarak kabul ediyorum. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. 2 zincir aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Şöyle göstereyim. İlk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. 3 tane zincir yuvamız var. Bu demek oluyor ki artırmamız ortadan da olacak. Bu yanlardan da olacak arkadaşlar. Evet, çevirdim. Hemen bu zincir yuvasına geçiyorum. Kenar balık sırtını yapıyorum. 3 trabzan. 2 zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 3 tane trabzan. 1 2 ve 3. 2 zincir doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tığıma doladım. Kenar balık sırtını yapıyorum. 1 aynı yuvaya 3 trabzan. 2 3 2 zincir yuvama 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Dönüşte 4 zincir çekiyoruz. 3 4 zincir çektim. İkinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle çevirdim. Hemen yine kenar balık sırtını yapıyorum. Yani 3 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Burada 2 zincir çekiyoruz. Desenimizi yapacağız. Tığıma doladım. Burada 5 zincir çektiğim yuvaya alttan girip fıstık yapacağım. Alttan girdim, ilmek aldım, doladım. 1. Alttan girdim, ilmek aldım, doladım. 2. Alttan girdim, ilmek aldım, doladım. 3 oldu. Alttan girdim, ilmek aldım. 4. de şöyle tek seferde kapatalım bu şekilde. Kapattım. 1 zincir. Evet, 4 defa sardım, fıstık yaptım, tığıma doladım. Aynı yuvaya yine alttan girip tığıma 4 defa sardım, fıstık yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Ve tek seferde kapatıyorum. Bir zincir. Doladım. Aynı yuvaya yine aynı şekilde fıstık yapıyorum. 2 3 ve 4 sarıyorum. Böyle tek seferde kapattım. Bir zincir. Doladım. Aynı yuvaya 4. fıstığımı yapıyorum. 5 tane yapacağız.
Fıstığımı yaptım, kapattım, bir zincir doladım, aynı yuvaya 5. fıstığımı yapıyorum. Şöyle hızlı yapacağım, artık anladınız. Ve kapatıyorum. Kapattıktan sonra 5. yaptım. Gördüğünüz gibi 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Tığıma doladım. Ortadaki balık sırtı yuvasına yine 3 trabzan. İki zincir aynı yuvaya. 3 trabzan daha yapıyorum. 2, 3. 2 zincir çekiyorum. Burada yaptığım işlemin aynısını buradaki 5 zincirime de yapıyorum. Yani 5 tane fıstık yapacağız. Tığıma doladım. Hemen yuvama girip bir tane fıstık yapıyorum. 4 defa sarıyorum. 3 ve 4. Tek seferde kapattım bir zincir. Şimdi ikinciyi yapıyorum. 3, 4 sardım. Tek seferde kapattım bir zincir. Üçüncüyü yapıyorum. Biraz hızlı yapıyorum. Eminim anladınız. Tek seferde kapattım. Arada bir zincir. Dördüncü fıstığımı yapıyorum. Kapattım bir zincir. Beşinci fıstığımı yapıyorum. Evet, kapattım bir zincir. Evet, 5 tane yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. Tığımı doladım, kenar balık sırtını yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Dönüşte 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Şöyle bir göstereyim bu sırada yaptığımızı. Evet, bu sıramız bu şekilde oldu. 4 zincirden sonra çevirdik. Tığıma doladım. Hemen kenar balık sırtımı yapıyorum. 3 trabzan. 2 zincir, 3 trabzan. Burada 5 tane zincir çekiyoruz. Yine yuva yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tığıma doladım. Burada birinci ve ikinci fıstık arasındaki bir zincir çektiğim yere bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 2 zincir doladım. Sıradaki zincir yuvasına bir trabzan. 2 zincir. Sıradaki yuvaya, iki fıstık arasındaki yuvaya bir trabzan. 2 zincir doladım. Sıradaki iki fıstık arasındaki yuvaya bir trabzan. Evet, 3 tane kutucuğum oldu gördüğünüz gibi. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığıma doladım. Ortadaki yuvama 3 trabzan. 2 zincir aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Ne yapacağız? Buradaki birinci fıstık ve ikinci fıstık arasındaki zincir yuvasına bir trabzan. Burada yaptığımız işlemin aynısı burada da oluyor. 2 zincir doladım. Sıradaki iki fıstık arasına bir trabzan, iki zincir sıradakine bir trabzan, iki zincir sıradakine bir trabzan. Evet, burada da gördüğünüz gibi 3 tane kutucuğum oldu. 5 tane zincir. 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Kenar balık sırtını yapıyorum. Evet, şöyle göstereceğim. Bu sıramız da bu şekilde oldu. Kenar balık sırtını artık öğrendiniz arkadaşlar. Bu altta nasıl yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Sırayı tamamlayalım. Bir üst sıraya geçelim. Yine kenar balık sırtını yapalım. Deseni göstereceğim. Evet. Dediğim gibi kenar balık sırtını yaptım. Bir üst sıraya geçtim. En son 3 trabzanı yapmışım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir altta bakın. Burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız.
Burada 2 zincir çektik. Şimdi fıstık yapacağız. Bu 5 zincir çektiğimiz yere hemen birinci fıstığımı yapıyorum. Ve kapattım. 1 zincir. Aynı yuvaya ikincisini yapıyorum. Hızlı yapıyorum. Biliyorsunuz. Anladınız artık. 1 zincir. Aynı yuvaya üçüncüyü yapıyorum. Kapattım. 1 zincir. Aynı yuvaya dördüncü fıstığımı yapıyorum. Evet, 5. fıstığımı da yaptım. 5. fıstığı yaptıktan sonra burada 2 zincir çekiyoruz. Altta gördüğünüz gibi 3 tane kutucuğum var. Ortadakine başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Sıradaki 5 zincir çektiğim yuvaya yine 5 tane fıstık yapacağım. Evet, 1.yi yaptım. Kapattım 1 zincir, 2.yi yapıyorum. Kapattım 1 zincir. 3.'yü yapıyorum. Kapattım 1 zincir. 4. Kapattım 1 zincir. 5. fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 5.'yi yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Ortadaki balık sırtı yuvasına 3 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. 2 zincir çektim, şöyle göstereyim, bakın. Bir altta desenin bir taneydi, şimdi 2 tane oldu. Bu tarafta da aynı işlemi yapacağım. 2 zincir çektik. Burada 5 tane fıstık yapacağız. Sonra bu ortaya batacağız. Şöyle hemen burayı göstereyim. Buraya 5 zincir çektiğim yuvaya 5 tane fıstık yapalım arkadaşlar. Arada 1 zincir var. Evet, 5 tane fıstığımı yaptım. En son 2 zincir çektim. Ne yapıyordum? Burada 3 kutucuğum var. Ortadakine başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya yine 5 tane fıstık yapacağım. 1. yaptım, kapattım. Evet, bilirsiniz arkadaşlar, burada yaptığımız işlemin aynısı. Şöyle burada karıştırırsanız, şöyle bunu bu şekilde çevirin. 5 fıstık yapacağız. Sonra 2 zincir çekip kenar balık sırtını yapacağız. Sonra bir üst sıraya geçeceğiz. Evet. Dediğim gibi 5 fıstığımızı yapalım. Kenar balık sırtını yapalım. Bir üst sıraya geçelim. Bir sonraki desenlerin yuvasını göstereceğim. Evet, bir sıra, gördüğünüz gibi desenlerimizi yaptık. Bir sırada da yuvalarımızı yapıyoruz. İki sıradan oluşuyor demiştim. Evet, bir üst sıraya geçtik. Ne yapacağız? Burada yuva yapacağız. Buradaki yaptığımız işlemin aynısı. Bir alttaki değil, bir ondan önceki yuvanın yaptığımız işlemin aynısı. 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. 1 ve 2. fıstık arasına 1 trabzan, 2 zincir, sıradaki 2 fıstık arasına 1 trabzan, 2 zincir, sıradakine 1 trabzan. 3 tane kutucuk olacak. 2 zincir, sıradakine 1 trabzan. Evet, buradan geçişte de 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Sıradaki 2 fıstık arasına 1 trabzan. Bir, iki zincir, sıradakine 1 trabzan. 2 zincir, sıradakine 1 trabzan. 2 zincir, sıraya 1 trabzan. Bu şekilde 3 kutucuğum oldu. 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Ortadaki balık sırtı yuvasına geçiyorum. 3 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3. Yine 5 tane zincir çekeceğim. Gördüğünüz gibi kaç tane yuvamız oldu, bakın. Bir altta 2 desenim var. Bu sıramızda da 3 desen yuvası yaptık. Bakın, buraya 1, buraya 2, buraya 3. Bu tarafta aynı olacak. Buradakinin aynısı olacak. 5 zincir çekeceğiz.
Yine bir desen buraya, bir desen buraya denk gelecek, bir desen de buraya denk gelecek. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Ben biraz ilerleyip size ilerlemiş halini göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi biraz ilerledim. Bu şekilde devam ediyor. Şöyle ben farklı bir renkle de denedim. Size göstereyim. Evet, bakın burada da sütlü kahveyle denedim. Böyle ense kısmına burası gelecek. Burası da püsküllü olan kısım olacak. Püskül yaparsınız arkadaşlar. Püskül çok yakışır. Böyle bu renkte hoş oldu ama krem daha asil duruyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Evet. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız, kaydedersiniz, bana destek olmuş olursunuz. Daha güzel modellerde buluşmak üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.